Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğne oları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size yine sıralı bir model hazırladım. Bakın modelim şöyle çok güzel farklı bir alt zeminden oluşan bir model hazırladım. Bu bakın şöyle su damlası gibi, damlacık gibi çok güzel duruyor. Bir de arkadaşlar bu çimeni e, tülbentim yeşil olduğu için kremden yaptım. Şu üst kısma, kirpiklerin olduğu ikinci sıraya istediğiniz yaprak, fıstık, akide şekeri istediğiniz renklerle bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz yemeğimizin. Tığ battının içine de sık iğne ile sabitliyoruz. Şöyle hemen videodan 2-3 dakika önce arkadaşlar sizler için şöyle görmeniz açısından 3 tane çıkardım. Sıfırdan başlamayıp görün istedim. Aynen bakın tığ battının içine sık iğne ile sabitledik. Biz de ilk başlıyor gibi arkayı unuttuk. Şuraya tığ battının içine sık iğne ile sabitledik. 8 tane zincir çekiyorum ama sıkı sıkı. 3 4 5 6 7 ve 8. Eğer şahit zincirleri sıkı çekemiyorsanız 7 tane ayarlayabilirsiniz. Onu da şu şekilde arkadaşlar bakın iki defa tığımın başını doladım. Bir tane tığ battı bıraktım. İkinci tığ battıma şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki. Bakın bu zinciri bu şekilde ayarlayabilirsiniz bolluk veya gerdirme işlemi olmasın yine iki defa tığımı doladım şöyle aynı tığ battının içine 1 2 2 bakın yine son ilmeğim tığımda kaldı yine iki defa tığımı doluyorum aynı tığ battının içerisine giriyorum şöyle bir şöyle iki ve şöyle iki sonuncu ilmeğim yine tığımda kaldı bakın Dört tane ilmeğim var. iki defa tığımı doladım. Dördüncü trabzan için aynı tığ battanın içine giriyorum. Şöyle bir, 2 ve 2 bakın Son ilmekler tığımda kalıyor. Şimdi bir tane bırakıp diğer ilmekleri bu şekilde tığımla beraber buraya kapattım. Bakın, tığımda ilmeğim ve bir tane, iki tane ilmeğim kaldı tığımın üzerinde. İkisini birden buraya kapatıyorum. Şöyle burada bir bağlamak için bakın boşluk bıraktım. Bu da buraya çekeceğim altı zincir için yuva oluştur bağlamak için kolaylık olacak. Evet şimdi dört tane zincir, beş altıncı zincir. Bakın bu son kapattığın tek nokta ince olduğu için buraya bu şekilde bağlayınca çok güzel duruyor arkadaşlar. Hepsini bir kapatıp da denedim. Bu e, zarafeti vermedi, bu duruşu vermedi. Bakın şöyle daha hoş duruyor. Hepsini bir değil sondan bir tane bırakıp ikisini ikinci seferde alınca bu altı zincirimiz için yuva bırakmış oluyoruz. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. Yine sıkı sıkı 8 zincirimi çektim. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine kapatıyorum 8 zincirimi. Yine tekrar 8 tane sıkı sıkı zincir. Şöyle ikinciye geçmeden önce şu yaptığımıza bir bakalım. Şu kenardaki gerdirme veya fazla bolluk var mı? Bakın, bu şekilde. Evet. Şimdi ikincisini yapmaya geçelim. Çok güzel bir duruşu var arkadaşlar. Belki ekrana yansımıyordur ama çok hoş duruyor bu çimen. İki defa tığımı doladım. Bir defa tığ battı atlayıp ikinci tığ battıya bir iki ve iki tığında yine iki tane ilmek var ve tığımın başına iki defa doladım aynı tığ battının içine şöyle bir iki ve iki üç tane sonuncu ilmeği yine bıraktık iki defa doluyorum ve üçüncü trabzan için aynı noktaya bir iki iki Evet tekrar iki defa doluyorum. Şöyle 1 2 ve 2. Bakın sonuncu ilmekleri bıraktım. Tığda 5 tane var. Şu dördünü alıp bir tanesini bırakacağım. Hemen ilmeği dolayıp hepsini bir çektim. Tığımda bir tane vardı. Bir tane de çektiğim ilmeğim iki tane. Sonra da ikinci seferde bu iki ilmeği kapatıyorum. Bu şekilde tamamlamış oldum. Üzerine 6 tane zincir. Şöyle bakın aradan giriyorum. Zincirimle kapattığım noktadan giriyorum. Bu altı zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yine sıkı sıkı 8 zincir. 7 ve 8. Hemen bir tane bırakıp ikinci tığ battımın içine girdim. Sık iğne ile buraya sabitliyorum şekilde bakın ikinciyi de oluşturduk yapımı çok kolay duruşu çok güzel olan bir sıralı model şimdi bir tane daha yapalım buraya 8 tane zincir çekiyorum yine 3 4 5 6 7 ve 8 sıkı sıkı 8 zincirimi çekiyorum İki defa tığımı doladım bir tane bırakıp ikinci tığ battıya şöyle bir şöyle iki şöyle iki alarak 4 seferde bir trabzan alıyorum 2 defa tığımı doladım. Aynı bakın aynı tığ battının içerine 4 seferde bu şekilde 1 2 2 alarak sonuncuyu bırakıyorum. 2 defa tığımı doladım. Hemen şöyle 1, şöyle 2 ve şöyle 2. Bakın. Burada kaldı ilmeğim. Yine 2 defa doluyorum. Tığ battının içine girip 1 2 ve 2 bu şekilde dört tane trabzanı yaptım şimdi dördünü birden buraya kapatıp son bir tanesini bırakıyorum ilmeğin ve son bıraktığım ilmeğim ikisini birden kapatarak bu şekilde bakın oluşturduk çimenimizi 3 4 5 6 buraya aradan girdim sağ bu da yeşil kirpiklerimiz için yuva 8 tane zincir 5, 6, 7 ve 8. Bir tane bırakın hemen yanına ikinci tığ battının içine girin. Buraya sabitleyin. Sıkı sıkı zincirimizi çekelim. Şöyle. Bakın. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İki defa tığımı doluyorum. Bir tane bırakıp ikincisinin içine şöyle bir, 2 ve iki alarak trabzan yapmaya başladım aynı yuvanın içine iki defa dolayarak dört tane trabzan yapacağız bakın iki ve iki iki defa tığımı doladım aynı tığ battığının içine bir iki ve iki iki defa tığımı doluyorum bakın aynı tığ battığının içine girdim şöyle bir şöyle iki iki bakın dört tane bu şekilde trabzanı yaptım hemen dördünü birden kapatıp son ikiyi de kapatıyorum bu son iki e, deneyin arkadaşlar ister hepsini kapatın ister benim gibi son ikiyi kapatın hangisi hoşunuza giderse onu yapın kolayınıza giderse veyahut altı zincirimi yine bu aradan şöyle bakın sırf bu bağlama işlemi kolay olsun güzel olsun diye bu şekilde tasarladım 8 tane zincir çekiyorum yeşil çimenin işlemini bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar bakın hemen ikinci tığ battıya da girdim şöyle şimdi yeşil e, ikinci sıramızın yapılışına başlayalım bakın birinci sıramız bu şekilde çimenlerimiz devam edecek ikinci sırada da şu kirpikler yapılacak şimdi bu kirpiklerimizi yaparak boyamızı tamamlayalım Evet arkadaşlar ikinci sırayı nasıl yapıyoruz? Şöyle bakın yuvanın içine sık iğne ile sabitleyerek bu şekilde başlayacağız. Aynen şöyle ipimizi tığımıza tutturuyoruz. Hemen bakın buradaki yuvanın içine sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. İlk başlarken aynen bu şekilde. 6 tane zincir çekiyorum. Yuvanın içine ilk ipimi kapattım. Tekrar 6 zincir yuvanın içine ikinci kirpi kapattım 1 2 3 4 5 ve 6 zincir hemen bakın 1 2 3 4 5 6 yuvanın içine girip sık iğne ile 6 zincirimizi sabitliyoruz 5 tane olacak 4 5 6 zincir 5. kirpi de aynı yuvaya sık iğne ile kapattım. Buraya 6 tane zincir çekelim. Bu arkadaşlar dediğim gibi zincir sayısı 6 da olur, 7 de olur. Şöyle el ayarına göre değişebilir. Bakın. Şunu ölçtük mesela değil mi? Bu gerdiriyorsa bir tane daha fazla çekebiliriz. Bakın mesela bu biraz bize dar geldi. O yüzden şöyle ilmeğimi tekrar çıkarıp üzerine bir zincir daha çekiyorum 7 7'ye çıkardım geçiş köprü zincirimiz 7 aynı şekilde buraya sık iğne ile sabitliyorum hemen 6 zincir bu kirpikleri de 7 zincirden yapabilirsiniz bir fazla çoğaltabilirsiniz tekrar 6 zincir 3 4 5 ve 6 kapatıyorum buraya Tekrar 6 zincir. 4 5 ve 6. 6 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 ve 6. Toplamda 5 tane kirpik yapıyorum. 6 zincir. 5. kirpik sık iğne ile buraya sabitledim 7 tane zincir çekiyorum hemen bakın bir sonraki yuvaya geçiş yapıyorum yine buraya da 6 zincirden 5 tane kirpik yapalım 6 zincirimi çektim kirpiğimin içine kapattım Yuvanın içine giriyorum, sabitliyorum. Şöyle. 1 2 3 4 5 ve 6. Kapattım yine bu yuvaya. 4 oldu. Sık iğne ile buraya sabit diyelim. bakın 5 tane kirpiği yaptık 7 zincir çekiyorum yine köprü geçiş köprüsü olarak bir sonraki yuvanın içine girdim sabit 6 tane zincir kapatıyorum buraya sabit. yine altı zincir luvarın içine girip sabitledim. 6 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen kapattığım sık ile sabitledim. 4 5 6. Sonuncu tepemizi de 5 tane olana kadar bu şekilde dolduruyoruz köprü olarak yine 7 tane zincirimizi çekip bakın sonuncu yuvamıza geçiş yapıyoruz hemen arkadaşlar bir tane kaldı aynı işlem hemen onu tamamlayıp şöyle aynısı gibi 5 tane kirpik doldurup geliyorum Evet arkadaşlar bakın modelimiz çok güzel hem de yapımı bir o kadar kolay arkadaşlar dediğim gibi size oyalayacak olan sadece işte bu alt sırası olabilir. Şöyle o da e, hepsini bir de kapatabilirsiniz. İlla ki benim dediğim gibi son biri bırakmakta zorunda değilsiniz. Şöyle bir göstereyim. Şu yeşili koyalım. Işık arkasına gelince sanki daha güzel gözüküyor gibi geldi sizler için arkadaşlar ama bilmiyorum artık. Siz nasıl görürseniz. Evet. Yapılışı bu şekilde. Çok da kolay hemen yapıp takabileceğiniz hiç koparma işlemi de yok şuralarda güğüm gibi çok güzel duruyor şöyle arkadaşlar aslında <laughs> çiçek insana çiçek çocuğa da benzettim Bakın, şöyle küçükken yapardık şu göbek kısmı bu da kafası Evet yapılışı bu çok da kolay gösterdiğim tarzda zincir ayarında yaparsanız sizin de bu şekilde kalıp gibi düşen bir modeliniz olur. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.